Merhaba sevgili Boğa burçları. Kanalıma hoş geldiniz. 9-16 Nisan haftası sizleri neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Umarım keyfiniz, sağlığınız, huzurunuz bol olur. Güzel bir hafta geçirirsiniz. Falımızda neler var? Hemen açalım ve bakalım. Şöyle neler çıkmış. Şöyle bir falımız var. Burada bolca konuşma, görüşme, aile konuları ve şurada da iş konularımız var. Bu hafta iş konularıyla alakalı güzel bir süreç olduğunu söyleyebiliriz bu görsele göre. Daha çok yoğunluğunuz, bakın gördüğünüz gibi aile konularında, aşk, ilişkiler konusunda ve orada da bir nazar göz görseli bakın altta var. Yüzük yüzü kuyruğuna geldiğiniz konular biraz aktif olacak. Şimdi hemen başlayalım. Böyle pazartesi salı sakin arkadaşlar, öyle çok karışıklık yok. İç dünyanızda ufak tefek kendi içinizde yapacağınız gel gitli konuşmalar, kendi kendinize yapacağınız gel gitli konuşmalar, şunu şöyle yaparım, bunu böyle yaparım diyeceğiniz bir süreç var. Neden? Çünkü çarşamba gününe sanki bir hazırlık yapıyorsunuz. Çarşamba günü aile içerisinde sanki böyle yan yana insanlar omuz omuza gelmişler, bir yere gidiyorlar aslında. Burada şimdi bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişinin olduğu, sanki büyük birisine ziyaret görselleri var. Eşinizin bir aile bölüm ailesi olabilir. Eşinizin ailesi olabilir aslında. Sizin aileniz olabilir ama orada bir kişiyle alakalı kendinizi çok da huzurlu hissetmeyeceksiniz. Burada böyle ayaklara dolanan konuşmalar yapan bir kişi, sanki karnından mı konuşuyor diyeyim. Hani bir şeyleri söylüyor ama böyle üstten üstten söylüyor. Onun rahatsızlığını hissedebilirsiniz. Yalnız kem gözlü birisi, çekik gözlü bir görselde çıkıyor. Nazarı değen birisi, eli kolu da uzun birisi. Yani bir aile toplantısı olabilir, bir arkadaş toplantısı olabilir ama çarşamba günü sanki böyle bir yolda birçok kişiyle bir alana girdiğiniz, o alanda da bir kişiden hoşlanmayacağınız, o kişinin de zaten aslında hoşlanmadığınız kadar biraz Nemrut mu diyelim, Nalet mi diyelim, o tarz bir kişi olduğu görünüyor. Huysuzluk, karnı böyle şişmiş, konuşacaklarını konuşmuyor, işte ifade etmiyor, hani ima ediyor biraz. O kişi kimse bu kişi yani. Biraz sizi rahatsız eden görsellerde çıkıyor. Hatta sanki elinizde böyle kocaman bir çekiç var da şunun kafasına bir vursam da kenara koysam günümü de rezil etmese der gibi bir çarşambada sizi bekliyor. Bu kişi kim ise aslında dediğim gibi karşısında böyle çok da yakın durmamak isteyeceksiniz ama topluluk içerisinde olduğu için de o alanda o kişiye de gıcık olma ihtimaliniz yüksek. Bana kalsa umursamayın, keyfinize bakın. Çevredeki insanlar sizin gibi, sizin hissiyatınızda, sizin skalanızda, sizin gibi düşünen bir kişi olarak kişiler olarak çıkıyorlar ve güzel eğlenceli bir alanda da görünüyorsunuz. Perşembe gününe baktığım zaman burada ilişkiler biraz daha ön plana çıkmış. Sanki eşiniz ya da sevdiğiniz insan sizin üstünüze bir sorumluluk yükleyecek. Bir istek var aslında. Hani benim için şunu yapar mısın ya da sen benim yerime bunu yapar mısın mı diyecek ama burada bir şey de var. Nasıl diyeyim? Burada bir sürpriz de var aslında. Hani sanki sizden bir şey istiyor. Bakalım yapacak mı yapmayacak mı der gibi mi, yoksa sizi mi oyalıyor, ama sonuç olarak kafanıza bir taç takıyor. Aslında sizi ödüllendirecek bir şey istiyormuş gibi mi yapacak acaba diye düşünüyorum. Çünkü burada böyle bir acaba oluyorsunuz ama hemen akabinde istediği şeyin karşılığı olarak da kafanıza böyle hop bir tane taç taçlandırmış sizi. Bir hediye de alabilirsiniz. Beklenti içinde olduğunuz bir şey varsa aslında bunun karşılığını alabilirsiniz. Burada daha çok işte sevginizin sizin üzerinize titrediği bir görsel var. Perşembe günü aslında aşk ve ilişkiler konusunda değer göreceğiniz bir gün. Burada yeni aşk, evet, olabilir. Burada size gelen teklifler de olabilir. Taç takmak, taçlandırmak, aşk ve sevgi konularında taçlandırmak anlamına geliyor. Ve Perşembe günü de aslında Boğa burçları için güzel bir gün. Sevdiğiniz, değer verdiğiniz ya da sizi seven kişilerin size güzel kelimeler kullanacağı, belki de güzel hediyeler vereceği, sürprizler yapacağı bir gün diyebiliriz. Bunun haricinde Perşembe gününü geçelim diyorum. Cuma günü, şimdi Cuma, Cumartesi, Pazar aslında bir konu var burada. Şimdi bunu ayıramayacağım. Şimdi ortada bir kişi, çevresinde de insanlar var. Şimdi bu kişinin yanında da cılız bir kişi var. Şimdi aile içerisinde burada anne baba direkt böyle sağlı sollu bu kişiyi ortaya koymuş.
Ya siz ortadaki kişi sizseniz şayet ilişkinizle alakalı sorguya çekilebilirsiniz. Evliliğinizle alakalı sorguya çekilebilirsiniz. Burada önünüzü arkanızı kapatan kişiler var. Yapılmış bir olay, yaşanmış bir olay olabilir. Bir arada kalma durumu söz konusu da olabilir aynı zamanda. Sevdiğiniz insan çünkü biraz kenarda cılız çıkıyor. Yani çok karışmak istemiyor. Acaba sizin ailenizde anne babanızın üzerine uygulayacağı bir mobbing mi olacak? Bir. İkinci olarak da anne babanın arasında kalmış bir çocuk acaba iki tarafı birleştirmeye mi çalışacak? Yani anne ve babanın tartıştığı, arada kalan kişinin de onları bağlamaya çalıştığı bir böyle cuma cumartesi pazar görselleri var. Bir tartışma yaşanır, bu tartışmada aracı olursunuz. Siz bir tartışma yaşarsınız. Burada sanki çevrenizde sevdiğiniz iki insanı anlatırsınız. Onlar size aracı olur, yön vermeye çalışır. Hani bir karışıklığı aile nin de olduğu bir karışıklığı kontrol etmeye çalışacağınız aslında tamamı cuma cumartesi pazar 3 günü kapsayacak bir süreç var. Burada sıkıntılı mısınız derseniz aslında sizden daha çok annenin anne baba arasında kalmış annenin daha sıkıntılı olduğu görseller var. Burada kafasında bir kişi takmış böyle bir de kafasını tutuyor hani ben bıktım dersin ya hani böyle başım tuttu artık yeter bu konuları düşünmekten yoruldum der gibi böyle bir anne görseli var. Hani burada bir karışıklık oluyor ama ucu da size dokunuyor yani sözünüzü. Ya da sizin bir karışıklığınız olacak. Anneniz diyecek ki yeter artık başım tuttu hep aynı şeylerle mi geliyorsun karşıma gibi gibi bir durum olacak arkadaşlar. Aslında şekillendirebildiğim bunlar. Para para diyelim mi? Pazartesi bir kere küçük bir paranız var. Yani küçük diyorum ama kime göre küçük, neye göre küçük? Şöyle söyleyeyim. Aslında burada biraz evrak da var. Evrağa bağlı bir para gelme görseli var. Tıkaç açılıyor üzerinde. Hani tıkalı kalmış bir para hızlıca elinize ulaşabilir. Bir alacağınız hızlıca elinize geçebilir. Çok büyük bir para değil ama. Bence değil yani. Büyük bir balık olarak durmuyor. Temiz güzel bir balık olarak duruyor. Ha yani haneye de biraz ucundan değiyor bu. Çok sınırda kalmış. Hani birisine borç verdiyseniz alırsınız. Hak ettiğiniz bir para varsa alırsınız ama pazartesi küçük bir paranın elinize geçeceği görselleri var. Gene burada da aslında pazartesi salı sakin geçiyor. Sel yazısı var arkadaşlar anlayamadım. Allah korusun diyelim. Sel yazısı var ama temizde tabii ayrı konu o da ama bir yazısı çıkmış. Şimdi burada çarşamba günümüz var. Çarşamba günü çok ilginç. Sanki yüzünüze bir maske takmışsınız. Bir kişiyle görüşme yapıyorsunuz. Düşüncelerinizi bir kişiden gizleyeceksiniz. İş ve para konularında bir kişiyle görüşmeniz olacak. Ve burada aslında görüştüğünüz kişiye kendinizi, düşüncelerinizi tam olarak ifade etmeyeceksiniz. Ya da tam olarak belli etmemek için yüzünüze bir maske takmış gibi görünüyorsunuz. Burada bir çizgi çekme, bir konuyu kapatma, bir konuyu sonlandırma durumu var. Bir şeyleri isteyeceksiniz, sonlandıracaksınız. Bir şeyleri yenileyeceksiniz, başlatacaksınız, eskiyi sonlandıracaksınız gibi düşünün. Hani bir şeyleri sonlandırırken ama yüzünüzde maske olması karşı tarafa çok da güvenmediğiniz anlamına geliyor. Karşınızdaki kişiler bir değil, bir iki kişi. Arkası arkasıya böyle ortaklı bir işte mi çalışıyorsunuz? Destek aldı, akıl aldığı birileri mi var? Ama konu neyse karışık biraz görünüyor. Çok fazla böyle insan düşüncesinin olduğu bir karışıklıkta havada kalmış biraz da bir süredir halledilmemiş görsellerde çıkıyor ama bu hafta bu konuyu hallediyorsunuz arkadaşlar. Hani buradaki maske takmanız doğru mu? Doğru aslında. Ve büyük bir maske görselinde çıkıyor. Aslında siz sanki sütten ağzınız yanmış da yoğurdu üfleyerek yiyormuşsunuz gibi bir görsel var. Hani ben bu tufaya düşmeyeceğim der gibi girdiniz bir konudan tertemiz çıkacaksınız. Bu haftaki aslında tek konu o. Ondan sonrasında da Perşembe, Cuma bu konular biraz konuşulacak ama alttan alta sanki çevrenizde yani kendi yakın çevrenizde konuşacağınız konular olarak duruyor. İşe başlama var mı derseniz yok. Bulunduğunuz işteki bir konuyu çözeceksiniz. Hayalet olmuş bir konu görsellerinde de çıkıyor yani hani bugün yarın bugün yarın çözülür dediğiniz bir konuda artık gardınızı almış konuyu çözmeye net olarak hazırlıklı bir şekilde görüşeceğiniz çıkıyor. Tabağımızda neler var bakalım. Bakın haneye düşen burada gene görünüyor aynı şekilde. Niyet ettiğiniz bir çok çok temiz bir para görseli var. O gelecek ama bakın küçük yani çok da büyük değil. Kafanızda ama çok kişiyi takıyorsunuz bu hafta. Hem aileden hem sosyal çevreden birçok insanı düşünüyorsunuz. Bunlar kötü değil ama hani o ne yaptı, bu ne yaptı gibi böyle biraz aile bağları, insan bağları mı diyelim?
sosyalleşeceğiniz bir hafta bile diyebiliriz. Yani planlar yapacağınız bir hafta bile diyebiliriz. Bakın şimdi genel olarak baktığımız zaman bu tarafa bakan bir yüz ve beden görseli var. İş konularıyla alakalı aslında şurada bir para görseli, beklenti içinde olduğunuz bir haberle birlikte gelecek görselleri var. Ama göğsünüz kabarmış, sıkılmışsınız. Biraz sıkılabilirsiniz burada. Çarşamba, Perşembe bir of yeter artık bitsin şunlar, hani şu haber gelsin, şu para da gelsin, şu kişilerle de şu konuyu konuşayım, bu haftayı kapatayım da diyebilirsiniz tabii ki. Aile konularınız daha sakin görünüyor burada. Niyet ettiğiniz bir konuyla alakalı güzel bir para görselimiz var. Topluluk içerisinde gene görünüyorsunuz. Şu baştaki neymiş ona bir bakalım, şekillensin. Şöyle biraz sallayarak, vibre etkisi yaparak. Sadık bir dostunuzla görüşme durumunuz söz konusu olacak arkadaşlar. Görmediğiniz bir süredir, 2-3 aydır görmediğiniz bir dostunuzla karşılıklı görüşmeniz var. Çok sevdiğiniz bir insan yalnız. Böyle içim daraldı, ruhum daraldı dediğiniz anda karşınıza çıkıyor ya da bir telefon bir şeyle, yani oturup bu insanla konuşuyorsunuz. Müthiş rahatlatacak bu sizi. Hatta böyle oh be içim rahatladı, sıkıntım üzerimden az da olsa gitti diyeceğiniz bir kişiyle görüşme konuşmanız da var. Yakın arkadaş görselleri de, sevgili görselleri de değil. Evet sevgili boğalar, güzel bir hafta diliyorum. Dediğim tüm güzellikler sizin önünüze, böyle ışık olsun. Güzel bir hafta geçirin. Sağlığınız, sıhhatiniz de bol olsun. Bu haftalık da benden bu kadar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.